Bin Sports. Bu tesis Galatasaray ne önümüzdeki 20-25 yılına hizmet edecek. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımı ve altyapısının kullanacağı tesisin yapımı için inşaat çalışmaları başlayan Kemerburgaz'daki arazide incelemelerde bulundu. Başkan Özbek, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykut Alp Derkan ile yönetim kurulu ve kongre üyeleriyle Kemerburgaz'daki araziyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesis yapım çalışmaları ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Burası Galatasaray'ın önümüzdeki 20-25 yılına hizmet edecek futbol aktivitelerini Florya'dan taşıyacağımız Kemerburgaz tesislerimizin yapılacağı alan. Saha düzenlemesini ve projeye hazırlık safhasını yürütüyoruz. Genel kuruldan alacağımız yetki çerçevesinde inşaata başlayacağız. Tesisin isminin Metin Oktay Tesisleri olmasını genel kurula onaylatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Özbek 31 Temmuz Pazar günü genel kuruldan yetki aldıktan sonra tesis inşaatına başlayacaklarını vurgulayarak bütün harcamalar sponsorlarımız vasıtasıyla yapılıyor. Kulübe herhangi bir yükü yok. Pazar günü projenin ne kadara mal olacağını üyelerimize anlatacağız. Genel kurul üyelerimizi zaman zaman buraya getirerek tesisimizin gelişimini göstereceğiz. Bunlar büyük projeler. Bir araya geldiğimiz zaman hangi iş olursa olsun kolaylıkla altından kalkabileceğimizin göstergesi. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, değerlendirmesinde bulundu. Hürriyet Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer açıklaması Evendir ve MDSTJÖ gerçeği Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri de Mid-Island forması giyen Evendir. Galatasaray Sportif AŞ Başkan vekili Erden Timur da titizlikle yürüttükleri çalışmalar kapsamında Evendir ismine de değindi. Transfer sürecine ilişkin açıklamalar yapan Erden Timur, oyuncularla görüşmeleri belli noktaya kadar taşıyoruz. Elbette alternatifler içerisindeki en iyileri. Ben de o taraftan geldiğim için sabırsızlığı, o duyguyu anlayabiliyorum. Herkesin heyecanını anlıyorum ama bu ortamda doğruya karar vermemiz lazım, dedi. Başta koydukları kriterlerden şaşmamak adına Evander transferi için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Timur, "Baştaki koyduğumuz kriterlerden taviz vermememiz lazım. Evander için de geçerli, diğer oyuncular için de geçerli. Hocamız da en doğrusunu seçmek istiyor." ifadelerini kullandı. Okan Buruk'un Evander transferine olumsuz baktığı iddialarının gerçekliğine ilişkin soruyu da cevaplandıran Erden Timur, "Okan Hoca da işin kolayına gidebilir. Hayır, o da bütün prensiplerden taviz vermiyor." Hepimiz günün sonunda hocamızın, bizlerin ne kadar doğru yaptığını bence anlamış olacağız. Bu zamanı da böyle serzenişlerle geçireceğiz. Bu da bu işin doğal sonucu. Hangi oyuncu biterse bu kapta görülecek. Bu soruya bir şey diyemem, dedi. Gözden kaçmasın. Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic, Türkiye'den başka takımlardan da teklif aldım haberi görüntüle. Midjö'de son durum. Evander'in yanı sıra Midjo transferine ilişkin de gelişmeleri aktaran Timur, "Fredrik Midjo hocamızın beğendiği bir oyuncu. 20 gün önce istediğimizde satmıyoruz dediler ama şimdi son noktaya geldik. Kulübü bazı maçları oynadıktan sonra göndermek istiyor. Onu görüşüyoruz. Bugün gelmesi söz konusu değil. Bir takımın kullanmak istediği önemli bir oyuncusunu alıyor olmak değerli." dedi. Galatasaraylı yönetici, hücum hattında da Haris Seferovays alternatif olabilecek o düzeyde bir yabancı forvet daha kadrolarına katmak istediklerini de belirtti. UEFA Konferans Ligi maçında oynatmak istediler. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre, MDSTJÖ, Azalkmar'ın bu talebi nedeniyle henüz transferi tamamlanmadığı için takımından ayrılamadı. Az, MDSTJÖ'yü UEFA'da oynayacakları Dunde karşılaşmasında oynatıp 12 Ağustos'ta göndermek istedi. Anak Galatasaray ligin başlayacağını dile getirip bunu kabul etmedi. Bin Sports. Bu sene çok farklı bir Barış Alper olacak. Galatasaray'ın genç hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, kendisini geliştirmek için çok çalıştığını belirterek takım içi rekabete hazır olduğunu söyledi. Barış Alper, Sarı Kırmızılı futbol takımının Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir kamp ortamı olduğunu aktaran 22 yaşındaki kanat oyuncusu, hocamız, takımımız ve yeni gelen arkadaşlarımızla uyum içinde antrenmanlarımız geçiyor, dedi. Teknik direktör Okan Buruk ile sürekli görüştüğünü dile getiren Barış Alper, bugün ve yarına odaklandım. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu sene çok farklı bir barış olacağına eminim. Çok çalışıyorum. Tatilde de bireysel olarak antrenmanlarıma devam ettim diye konuştu. Sarı kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün gibi kanat oyuncularıyla rekabete hazır olup olmadığının sorulması üzerine biz bir takımız. Ben de arkadaşlarım da bu mücadeleye her şekilde hazırız. Burası büyük bir camia. Bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz. Rekabet olmazsa olmaz. O yüzden mücadele her yerde yaşanıyor ifadelerini kullandı. Sahada hangi bölgede daha rahat hissettiğinin sorulması üzerine Barış Alper, "Burası Galatasaray. Hocam nerede bana şans verirse elimden geleni yapacağım. Benim için mevki fark etmez. Hocam hangi bölgede görevlendirirse orada katkı vereceğimi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı. Galatasaray'ın genlerinde her zaman şampiyonluk var. Barış Alper Yılmaz, kötü geçen sezonu geride bıraktıklarını ve şampiyonla odaklandıklarını söyledi. Galatasaray'ın genlerinde her zaman şampiyonluk var, diyen Barış Alper, geçen sezon geçmişte kaldı. Bugün ve yarına odaklandık. Çok iyi çalışıyoruz. Bu sene çok farklı bir sezon olacağına inanıyorum, değerlendirmesinde bulundu. Yeni transferlere destek olduklarını vurgulayan genç futbolcu, kim gelirse gelsin bizim için çok değerli. Yetenekli olmasa buraya gelmezlerdi. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz, şeklinde görüş belirtti. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.